Bu yılın başından itibaren pek çok ünlü isim nikah masasına oturdu. Hemen ardından da soluğu balayında aldılar. Bakın magazin dünyasının ünlü isimleri balay için nereleri tercih etti? Rüya gibi düğün yaptılar, balayı için en ilginç yerleri seçtiler. Balayı değil de bu. Düğünden sonra evimize gittik. Ünlü çiftlerin İskoçya'dan Endonezya'ya, Maldivler'den Marmaris'e kadar uzanan birbirinden ilginç balayı tercihlerini Magazin 8 araştırdı. Seven kalpleri ne sustu ne de pustu. Aksine hiçbir engel tanımadan, hiçbir çıkar gözetmeden aşklarını haykırdı onların dilleri. Yakın zamanda evlenen ve mutlu olan ünlü çiftlerin muhteşem düğünlerinden hemen sonra çıktıkları balayı tatillerini ve balayı için tercih ettikleri yerleri Magazin 8 araştırdı. Ateşe verseler dünyayı kaç yazar, yanmadı kimse böyle. 8 Temmuz'da evlenen ve özellikle düğün danslarıyla olay yaratan bir çiftti onlar. Fatih Harbiye dizisinde rol alan, sette tanışan ve büyük bir aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, düğünleri kadar balayı seçimleriyle de dikkat çekti. Çift balayı için Maldivleri seçti. Aşk bir ömür, balayıysa kısa sürüyor ama resmen bazılarının balayıları düğünlerini bile gölgede bırakıyor. Birbirine deli gibi aşık bir çift, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç. Zannetmiyorum yani çıkacağını. Ben de böyle bir şey için hadi gel sahneye çık beraber şarkı söyleyelim de demem zaten. 24 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul'da evlenen çift, 26 Ağustos'ta Çeşme'de de düğün yapmış, hemen ardından Bodrum'a balayı tatiline gitmişlerdi. İki düğün yapan çift bir balayıyla yetineceğini sanmadınız herhalde. Onlar kısa bir Bodrum balayı sonrasında bir de Maldivlere giderek rüya gibi bir balayı daha yaşamışlardı. Birbirlerinin gözlerinin içine bakışları, her hallerinden belli ne kadar çılgınca aşık oldukları. Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım da düğünleri kadar balayı tatilleriyle de dikkat çeken ünlü çiftler arasında. Sosyal medya hesaplarından da görüldüğü üzere çift düğünleri sonrasında Endonezya'da uluslararası belgeselleri aratmayan görüntülerin tam göbeğinde muhteşem günler yaşamıştı. Düğün gibi balayı da vakit ve nakitle ilgili tabii ki. Önce İstanbul'da, sonra da Almanya'da düğün yapan Tarkan ve eşi Dilek Pınar, Megastar'ın yoğun iş temposu nedeniyle kısa bir balayı tatili yapmışlardı. Çift tekneyle Marmaris Bozburun'da balayında işte böyle görüntülenmişti. Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Elif karakterini canlandıran Hatice Şendil, Burak Sağyaşar'la 2015 Mayıs ayında evlenmişti. Şendil'in iş yoğunluğu nedeniyle çift gecikmeli de olsa balayına çıktı ve tercihleri ise Aşıklar Şehri Roma oldu. Kanadıkça büyür ölümsüz aşklar, bu kaderi senle birlikte yazdı, bizi ayrılıkla korkutamaz. Bu yıl sürpriz bir şekilde evlenenler arasında yer alan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu da balayı için orijinal seçim yapan bir çift. Düğünlerini de sürpriz bir şekilde bir ay erkene alan, Temmuz ayında evleneceklerini açıklayan ancak Haziran'da dünya evine giren çift, kimselere haber vermeden sessiz sedasız bir şekilde Barcelona'daki düğünden sonra Akdeniz ülkelerini içeren bir tura çıkmıştı. Nasılsa bildiğini okur ya hayat, biz de öyle işte akışına bırak, atıyorsak da beraber batalım.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da 2016 yılında evlenen isimler arasındaydı. Eşi Başak Dizer'le Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, rüya gibi bir balayı için adres olarak Hawaii'yi seçmişti. Yandım, 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 ah, yine yandım. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın. Hawaii'den Los Angeles'a geçelim. Bizi burada Kenan Doğulu ve Beren Saat bekliyor çünkü. 29 Temmuz 2014 tarihinde Los Angeles Malibu sahilinde evlenen çift, düğün sonrası aynı yerde balayı yapmıştı. Gel gelinim.